Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrah Doktor Cengizhan İkizceli. İstanbul'da şimdi mesleğimi icra etmekteyim. Şu an çok popüler plastik cerrahi, özellikle estetik kısımda görselliğin ön plana çıktığı şu günlerde. Ama aslında plastik cerrahinin belki çok küçük bir alan estetik cerrahi. Biz çocuklarda, anomalili doğan çocuklarda dudak yarığı, damak yarığı gibi bunlar onarımını yapabiliyoruz. Travma, el hastaları, el kesileri, tendon, damar sinir kesileri bunların onarımını yapabiliyoruz. Veya kanser hastası, meme kanseri, memesi alınmış bir kadına kendi dokusundan meme yapabiliyoruz. Kadınlarda meme hastalıkları ya kadının memesi büyüktür, küçültmek ister, ya kadının memesi küçüktür, büyütmek ister veya kadın meme kanserinden dolayı memesi alınmıştır. Onun yerine meme onarımı ister. Bunlar çok geniş alanlar. Hepsi konuşulsa gerçekten çok uzun sürecek şeyler. Ama biz kadınlarda meme küçültme ve kadınlarda meme büyütme hakkında biraz konuşabiliriz. Büyük memenin olması özellikle sağlık açısından zararı var. Kadınlarda büyük meme, yaz aylarında meme altında pişiklik veya sütyen izleri, köprücük kemiklerinde çöküklükler, bel boyun fıtıkları olabiliyor. Büyük memenin sağlıksal olarak da bir hastadan götürüsü var, rahatsızlık oluşturuyor. Küçük memelerde psikolojik olarak, psikoloji de bizim bir vazgeçilmezimiz sonuçta. O da bir rahatsızlık. Küçük memelerde insan kendini kadın gibi hissedemiyor. Bir uzvu yokmuş gibi düşünün, bir eli yokmuş gibi bir insanın, bir gözü yokmuş gibi düşünün, bir uzvu yokmuş gibi kendini erkek gibi hissediyor hasta. Ve böyle olmak istemiyor. Bu hastalarda tabii ki psikolojik olarak bir rahatsızlık olduğu için memelerini büyütmek istiyorlar haklı olarak. İkisi de aslında bir rahatsızlık. Yani bizde estetik olay artık günümüzde çok kolaymış gibi herkes tarafından tarif ediliyor ama bu öyle değil. Bizim bir ön görüşmemiz oluyor önce. Hasta nasıl bir meme istiyor? Memesi büyük olan hasta hangi boyutta memesi küçük istiyor? Veya ameliyatın risklerini, komplikasyonlarını bilmesi gerekiyor. Veya memesi küçük bir hasta nasıl büyüklükte bir meme istiyor? Doğal bir meme mi istiyor? Büyük bir meme mi istiyor? Vücuduna uygun bir meme mi istiyor? Bunlar için ön görüşme çok şart. Ön görüşmeyi mutlaka yapmamız gerekiyor. Ön görüşmede hastayla beraber karar veriyoruz çıkacağımız yola. Mesela meme protezi yapacağız hastaya, memesini büyüteceğiz. O zaman da protezler hakkında bilgiler veriyoruz. Veya memenin büyüklüğü hakkında hastayla konuşuyoruz. Veya bu protezi hangi kesiyle vücudunun memesinin altına koyacağımızı konuşuyoruz. O yüzden ön görüşme, sonrasında işte ameliyat süreci, yaklaşık 2 saatlik bir ameliyat. Sonrasında iyileşme süreci, yaklaşık 6 aylık bir süre. Hastayı takip ediyoruz. Çok kolay bir oldu bitti bir şey değil. Yaklaşık 6 yıl, 1 yıllık bir süreç isteyen bir durum bu. Mesela hastanın memesi vardır. Bugün muayene ettiğimiz hastamızın memesi, kendi memesi var yeterince. Ama daha büyük bir meme istiyor sadece. Yoksa memesi var kendine göre ama biraz daha büyük meme istiyor. Bu bir keyfe keder durum artık yani. Hani psikolojik olarak da değil, tamamen istek. Biz bunu da yapabiliyoruz tabii ki. Ameliyat tekniktir çünkü. Teknik şey çok kolaydır. Önemli olan hastayı anlamak. O yüzden ön görüşmelerimiz, bizim muayenelerimiz uzun oluyor plastik cerrahinin. Çünkü hastayı çok iyi anlamam lazım. Hasta genel anestezi artık uyuyacak. O anladığımı da orada işlemem lazım. O yüzden hastayı çok iyi dinlememiz gerekiyor. Hastanın isteği öncelikli ama. Tabii her hastanın isteği de olmuyor. Onun olurunu ortak payda da ön görüşmemizde yine söylüyorum. Karar vereceğiz. Ona göre de planımızı gerçekleştireceğiz. Ağrı çok göreceli bir kavram öncelikle. Her hastaya da bunu söylüyoruz mutlaka. Bazı insanların ağrı eşiği çok düşük, bazılarında çok yüksek. Ameliyat oluyor. Daha ameliyatın gecesinde kalkıyor, yürüyor, kapsüller yayınıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Bazı hastalarda bir hafta yataktan çıkmıyor. Ağrı çok göreceli. O yüzden hastaya öncesinde söylemek lazım. Buna benzer daha önce ameliyat oldunuz mu? Bu süreci nasıl geçirdiniz? Olduysanız bu süreci nasıl geçirdiniz? Bunlar hasta karar veriyor. Ağrıyı mutlaka olmazsa olmaz. Biz ameliyat sonrası ağrı kesiciler veriyoruz tabii. Ya da hastanede yatarken ağrı kesiciler veriyoruz. Taburcu olduktan sonra ağrı kesiciler veriyoruz. Ama yine de bir ameliyat olduysak bir miktar mutlaka ağrısı oluyor. Yani meme kanseri sonrası memesi alınan hastanın multidisipliner bir yaklaşım olması gerekiyor kesinlikle bu alanda. Çünkü meme cerrahisi ne kadar memeyi aldı? Meme alındıktan sonra onkolojik tedavisi veya ışın tedavisi ne kadar süre alacak? Veya hastaya öncesinde bizim işte kendi dokunuzdan mı bir şeyler yapalım, bir meme yap, kendi dokunuzdan bir meme yapalım, yoksa protezle, implantlarla mı bu memeyi sağlayalım? Bu görüşmeler çok önemli. O yüzden yine öncesinde hastayla meme kanseri de olsa o bizim hastamız, yani estetik de olsa o bizim hastamız. Ön görüşmemizde her şeyi netleştiriyoruz ve yola öyle çıkıyoruz. Ameliyattan sonra en az bir gece hastanede gözetim altında tutuyoruz. Anesteziden dolayı bulantı kusmaları olabilir hastanın. O şekilde eve göndermek istemiyoruz. Bir gün sonra hastayı tekrar vizitte görüyoruz, değerlendiriyoruz. Her şey normalse, hastanın psikolojisi de uygunsa taburcu ediyoruz. İlk 2 hafta yaraların iyileşmesi için bir zamana ihtiyacımız oluyor. 2 haftada pansumanlarla, kontrollerle takibimizi yapıyoruz hastamızın. Daha sonra artık gündelik hayata yavaş yavaş dönmesi için ona telkinlerde bulunuyoruz. Hedeflenen amacımıza bizim ulaşmak için 6 ay. Çünkü biz ameliyatta buraya bir travma uyguluyoruz. Cerrah eliyle memeyi
travma uyguluyoruz ve her travma sonrası vücutta ayağımızı bile burksak bir şişlik oluyor, bir ödem oluyor. Aynı onun gibi memede de bir şişlik, ödem oluyor. Bunun tamamen geçmesi, yara yara iyileşmesi minimum 6 ay, 1 yıl beklemek gerekiyor bazı hastalarda. Bu hastalığın yapılan ameliyatın cinsine göre, tekniğine göre değişiklik gösterebiliyor. Bazen komplikasyona bağlı tekrardan ameliyat etmemiz gerekiyor veya bazen de hasta beğenmiyor, memesi küçük buluyor mesela, daha da büyütmek için tekrardan ameliyat gerekebiliyor. Düzeltme ameliyatları mutlaka gerekebilir. Öncesinde söylemek lazım hastaya bunları. En büyük sorun hastaların sütyen boyutu. Hocam ben 85C kap istiyorum, 85A kap istiyorum. Bu hastalardan çok sık duyduğumuz, en sık duyduğumuz bir şey. Ama bunun göreceli bir kavram. Hastalar bazen mesela, kadınlar özellikle, ben 85 beden giyiyorum diyor. Ama 85 beden aslında bizim mememizin bedeni değil. Bizim mememizin kap önemlidir. O girdiği alan önemlidir. Bu A, B, C, D. Hastalar bazen, kadınlar bunları bile bilmeyebiliyor. 85 bizim göğüs çevremizin ölçüsüdür. Yani memeden bağımsız. Göğsü geniş olan, hiç memesi olmayan birisi 90 olabilirken göğsü ince olan, memesi kocaman olan birisi de 90 olabiliyor. Bizim için kap önemli. Hastalar en çok bunu soruyor. Burada da hastalara tabii ki sütyen ölçülerini tekrardan anlatmamız gerekebiliyor. Ben şöyle bir meme istiyorum demesi hasta için çok haklı. Hasta öyle bir meme isteyebilir ama doktor olarak biz de olurunu hastaya söylememiz gerekiyor. Belki birebir aynı memeyi veya birebir aynı burnu yapamayız ama sizin kabaca istediğiniz, İşte hafif dolgun, degajeleri dolgun bir meme veya hafif üstü düz bir burun veya kavisli bir burun. Bunu hastayla öncesinde konuşarak, bu hastaların böyle bir şey istemesi normal. Hasta zaten bir değişim istiyor ve bir hedefi oluyor. Bu hedefe ulaşmak için de doktora geliyor. O yüzden onu istemesi normal. Bizim de verebileceğimizi söylememiz gerekiyor sadece. Hastanın istediği ve bizim verebileceğimiz ortak noktada birleşirse, birebir aynısı olmasa da o memenin, ameliyat sonrasında hasta mutlu oluyor. Çünkü kendi memesinin öyle olabileceğini biliyor. Öncesinde onu duyuyor. Ameliyat sonrası da bir şikayette bulunmuyor tabii ki. Kombine ameliyatlarımızı biz çok sık yapıyoruz bu dönemde. Özellikle yurt dışından sağlık turizmi Türkiye çok iyi. Cerrahlarımız çok iyi, hepimiz çok iyiyiz yurt dışına göre. Çok fazla tecrübemiz var bir kere bizim. Daha asistanken başlıyor bu tecrübemiz. O yüzden yurt dışından çok fazla hasta geliyor. Kombine ameliyatlara da yurt dışından gelen hastalar da çok yaptığımız için deniyor aslında, ama sadece yabancılara yaptığımız bir ameliyat değil bu. Kombine ameliyat demek birden fazla ameliyatın bir arada yapılması demek. Meme estetiğini yaptırırken hasta aynı zamanda burun estetiğini de yaptırmak istiyor veya bir göz kapaklarım da gelmişken aldırayım diyebiliyor. Burada önemli olan, biz Türkiye'de de yapıyoruz bunu. Yani kombine ameliyatları, hasta isterse tabii ki birkaç ameliyatı bir arada yapıyoruz ama çok fazla sayıda ameliyatın bir arada yapılmaması doğru. Çünkü anestezi riskimiz artıyor, cerrahi riskimiz artıyor. O yüzden belli miktarda, anestezi süresini aşmayacak şekilde yapılan ameliyatlar bütününe kombine ameliyatlar deniyor. Ve artık hani kitabi bir şey yok, şu ameliyatla şu ameliyat yapılmaz gibi bir şey söylemiyoruz ama mesela meme protezi ile popo protezini ben aynı anda yapmayı çok uygun bulmuyorum. Çünkü hastanın yatacak alanı kalmıyor. Yapılır, cerrahi olarak masada yapılır ama gündelik yaşamı, hastanın uyum sağlaması çok zor oluyor. Belli kıstasların var tabii ki. Her cerrahın kendine göre kıstasları var. Kesinlikle yapılmaz denilen bir ameliyat şimdi aklıma gelmiyor ama biraz da burada doktorun tercihi önemli. Herhangi bir meme üzerinde konuştuk. Meme üstünde söyleyeyim o zaman. Yani meme ameliyatını yaptırmış bir hasta genel olarak zaten kendini mutlu hisseden hastadır. O yüzden hani onlara önerebileceğim bu süreçte, eğer ki ameliyatın üstünden uzun bir süre geçmemişse, tabii ki yarı yarı bakımları olsun, işte pansumanlar olsun, masajlar olsun, devam etmelerini öneririm onlara. Veya buna ihtiyacı olan, hiç ameliyat yaptırmamış insanların da bu vesileyle bilgilenmesini isterim. Yaptırabileceklerini, yapıldığında da gayet mutlu olabileceklerini söylemek isterim.